8-0 inanmıyorum. Kendime inanmıyorum burada. Yani çok rahat, çok rahat. Acayip rahat arkadaşlar. Oha! 3 tane adam 10'da 10 aldı. 4 tane De Rossi de 10'da 10 almış. FIFA 18 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Roma kariyerimizde 6. bölüme geldik. Bu bölümde amacımız çok gol atmak. 5 maçta en az 15 gol atmak olacak ya da 20 golü bulabilirsek 20 gol atmak olacak arkadaşlar. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Birkaç tane özel taktik yaptım. Onları size sonra göstereceğim. Eğer işimize yararsa zaten size göstereceğim. Yine de yaramasa da gösteririm ama ilerleyen dakikalarda göstereceğim artık. Taktikte, özel taktiklerde değişiklik yaptım. Dizilişte biraz değişiklik yaptım. Şimdi burada ilk maçımız Kievo'ya karşı olacak. Maçımıza geçmeden bir beğeni atarsanız şimdiden süper olur arkadaşlar. Bana çok yardımı dokunuyor sizin beğenilerinizin. O yüzden bunları sürekli size hatırlatma olarak yapıyorum. Bu bölümdeki maçlarımız zayıf rakiplere karşı olacak. O yüzden diyorum ya, yani 20 gol atalım. Sadece Juventus deplasmanı olacak. En önemlisi o. En zor maçımız da olabilir o. Hedeflerden uzağız. Maçlarımız ertelenmiş. Bayağı bir maç ertelenmiş. Ne olmuş? Şampiyonlar Ligi'nden 18,5 milyon euro gelmiş bu arada. Geçen bölümde biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi grup maçlarımız bitti. Ve şimdi bu bölümde Serie A maçlarına devam edeceğiz. 5 tane Serie A maçı yapacağız. Formamızı siyah seçiyoruz. Onların da zaten mavisi ya da daha doğrusu sarısı, mavili sarısı. Kullanacağım taktik bu. Saat 15'te olacak maç. Bölümümüzün ilk maçı için zaman kaybetmeden Kievo'ya gidelim arkadaşlar. Verona'ya geldik. Kievo'ya gidelim dedim. Verona'dayız. Verona'nın takımı Kievo. Adamlar şövalyeler. Bizim adamlar da beygirler, yani at gibiler. Zaten bakalım kim yenecek? Atlar mı yenecek? Şövalyeler mi yenecek? Maçımıza başladık. Takımımıza ve Cengiz'e başarılar diliyoruz. Bu arada arkadaşlar, Cengiz geçen bölümün sonunda ayın oyuncusu seçilmişti. Onu da sonradan fark ettim kapanışı yaparken. O yüzden bölmek istemedim kendi konuşmamı. Onu da şimdiden söyleyeyim dedim. Cengiz geçen bölümde biliyorsunuz 3-4 maç üst üste maçın adamı olmuştu. Şimdi Nainggolan Sergei geliyor. Sorrentino. Gelişine vuruş süperdi ama... Kaleci Sorrentino. Şimdi Florenzi ortasını yapıyor. Burada bomboş Sergei Milinkovic. Golle başlıyoruz arkadaşlar. Geçen bölümde kürek çekme hareketi yapmıştık Nainggolan'la. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bakmadım hatta. Burada Sergei Milinkovic de şu şekilde seviniyoruz arkadaşlar. Mükemmel başladık. Mükemmel başladık. Umarım böyle devam eder. Golü tekrar izliyoruz. Orta geldi Sergei Milinkovic. Bomboş kaldı. Kafaları güzel. Kafa topları güzel. Öyle bir özelliği var Sergei Milinkovic'in. Sert kafa vurma ama orada her türlü vücudunun istediği yeriyle dokunsaydı bile ne? Girerdi. Şimdi 1-0 oldu. Yeni atak yapıyoruz. Malcolm. Sağda Florenzi'ye verdi. Florenzi bindirmeyi güzel yaptı. Alessandro Florenzi asisti yapan oyuncumuz, çekti geri. Bir asist daha yapar mı? Arkada Nainggolan'ı. Bomboştu, gelmedi. Malcolm indirdi. Sergei Milinkovic şov devam ediyor. Üst direkten içeri girdi Sergei Milinkovic Savic. Burada coştu. Yeni transferlerimizden 53 milyon euroya almıştık sezonun başında Sergei Milinkovic'i. Genç yetenek. Burada sonunda açıldı gibi yeni talimatlarımızla, yeni taktiğimizle beraber Sergei'yi açtık arkadaşlar. Onları da size ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Bu arada kamera ayarlarımı da göstermem lazım sizlere. Onu sürekli söylüyorum sizlere yorumlarda. Soran çok oluyor. Şimdi ayarlara gidiyorum. Oyun ayarları, kamera ayarları görüyorsunuz. Tek oyunculu kamera, ortak sezon. Tek değiştirdiğim şey bu. Ve kamera ayarlarına gelince özel yapıyorum bunu. Kamera yüksekliği 0, kamera yakınlaştırma 20. Tek değiştirdiğim şeyler bunlar ve böyle bir kamera oluşuyor işte arkadaşlar. Herkesi görebiliyorum, o yüzden ben bu kamerayı kullanıyorum ortak sezonu. Yani uzun paslarda falan işime yarıyor. Sahanın her tarafını görebiliyorsunuz neredeyse. Şimdi Edin Dzeko çaldı topu. Burada Kievo'yu darma duman ediyoruz. Florenzi bindirdi yine. Her zaman bindirdiği gibi Florenzi. Alessandro Florenzi ortasını yaptı arka direkte. Edin Dzeko vuramadı. O 2 numara Umtiti bile gelmişti hata destek vermeye ya. Yeni taktiğimiz inanılmaz arkadaşlar. Malcolm. Şimdi Florenzi'yi oynadı. Sakin sakin. Şimdi Sergei 2 gol attı. 3 gol atar mı? Dzeko. Sergei tekrar Dzeko'ya. Dzeko. Kaleci Sorrentino. Cengiz içeride tuttu.
Cengiz Sergey'e, Sergey vuramadı. Cengiz tacı kullanıyor. Sergey Milinkovic maçın adamı şu ana kadar. De Rossi'ye verdi. Nainggolan, Dzeko. Dzeko bıraktı şimdi Malcolm'a. Bindirme yapan Florenzi. Florenzi ortalayacak. Cengiz'e doğru kafa ve gol. Cengiz Ünder 3 oldu 43. dakikada. Cengiz'le asker selamımızı da veriyoruz arkadaşlar ve maçımızı domine etmeye devam ediyoruz. Bindirme yapan burada Florenzi ikinci asistini yapıyor. Yani taktikten biraz anlıyorsanız, nasıl çalıştığını biliyorsunuz arkadaşlar. Burada tahmin edebilirsiniz ki Florenzi'ye sürekli ataklarda bindirme talimatını verdiğimi. O taktiklerimden bir tanesi Florenzi ve Kolarov'a ataklarda ileri çık diye talimat. Ben şu ana kadar normalde geride kal diyordum sol ve sağ beklerimi ama artık saldırıyoruz arkadaşlar. Kaçarı yok yani. Böyle zayıf takımlara karşı geride kalmanın bir anlamı yok. Burada geldi Malcolm da topu aldı. Dördüncü gol için çıkacağız. De Rossi'nin pası güzel. Raja Nainggolan süper bir pas Cengiz'e. Cengiz uzun göndermeye çalışıyor. Burada Dzeko kontrol edemedi. Ve maç ilk yarısı 3-0 dominasyonumuzla bitti arkadaşlar. Dominasyon bir Türkçe kelimeyse eğer. Zaten anlıyorsanız. Neyse böyle devam edelim. Milinkovic'in 2 golü bir de Cengiz'in golüyle 3-0 öndeyiz. Nainggolan De Rossi'ye verdi. Daniele De Rossi önünde Cengiz'le oynadı. De Rossi'ye tekrar bırakıyor Cengiz. De Rossi içeride. De Rossi bıraktı. Dzeko 4 oldu. Çok kolay, çok rahat. Burada farklı bir hareket yapalım De Rossi ile. Bu da samba dansı. L2'ye basarak bir de sağ çubuğu 2 kere yukarı göndererek samba yapılıyormuş arkadaşlar. Onu da öğrenmiş olduk. De Rossi'den asist, Dzeko'dan gol. Dzeko da çok sessizdi son zamanlarda. Burada yine golle başladık. Güzel. 4. Nainggolan araya girdi. Raja Nainggolan verdi burada Dzeko'ya. Dzeko'dan Cengiz Ünder'e. Cengiz yanındaki 20 numara geldi. Kapattı Cengiz'i. Sergey'e bıraktık. Sergey Milinkovic. Nainggolan mükemmel bir pas. 5 oldu. Sergey Milinkovic-Savic hat-trick yapıyor. Takımımızda ilk hat-trick yapan adam Sergey Milinkovic oluyor. Geldi burada köşe gönderini tekmeledi. R2 ile bu sefer aynı hareketi deneyeyim dedim. Sağ tuşu 2 kere ileri göndermeye ama olmadı. Nainggolan'ın enfes asisti bu arada. Nainggolan geçen bölümde 5 gol ya da 4 gol atmıştı. Burada da bir asist yapıyor. 5-0 oldu arkadaşlar. 5 maçta 20 gol istemiştim ama böyle gidersek olabilir yani. Yani 5 her maçta da 5 gol atacağımız yok. Juventus'a karşı biraz zor olur o ama diğer takımların hepsi gayet kolaylar. Şimdi 6. gol için geliyoruz. Malcolm. Malcolm ortasını yaptı Cengiz'e doğru. Tomovic kafayı vurdu. De Rossi 3 değişiklik yapacağım az sonra. De Rossi, Cengiz, Malcolm'u çıkaracağım. Hepsi yorulmuşlar. Yerlerine başka oyuncular girecek. Sergey Milinkovic hareket süper. 4. golünü atıyor Sergey Milinkovic. Şov yapıyor adeta arkadaşlar. Sergey Milinkovic şov var burada. En güzel golü de bu olsa gerek. Sergey Milinkovic uzaktan vurduğu şutla beraber bu gol de gayet iyiydi. Bir hareket çektik. Önündeki rakip boşa çıktı. Sergey'in önü bomboş. Burada asist yine Nainggolan'a sayılacak. Burada hareket süperdi. 6 oldu arkadaşlar. 6. Yani patlama yapmak istiyordum. İnternette ufak bir araştırma. Yani 5 dakikamı aldı sadece. FIFA 18'de bilgisayara karşı nasıl çok gol atılır? Öyle bir şey yazdım İngilizce olarak. İngilizce bir rehber okudum. Burada özel taktiklerimi ona göre değiştirdim. Bizim 4-3-3 atak taktiğimizin. Ve sonucu görüyorsunuz arkadaşlar. 6-0. Onu da göstereceğim ilerleyen dakikalarda. Yani her maçta eğer böyle domine edebilirsek derim ki gerçekten bu işe yarıyor. Yoksa yani burada zaten Kiev'e kötü oynayacaktı. Ben de iyi oynayacaktım. Öyle denk geldi falan olur. Eğer diğer maçlarda iyi oynamazsak. El Sharawi. Raja Nainggolan. Nainggolan verdi Defrel'e. Defrel bırakacak burada. Florenzi bindirme yapıyor. Florenzi içeride kim boş? Florenzi ortayı yapamadı ama bize geldi yine. Tekrar Florenzi bu sefer ayağın dışıyla yine yapamadı ortayı. Abarsola, Radovanovic, Florenzi söktü aldı. Florenzi, Dzeko. Burada Nainggolan bırakıyor. El Sharawi 7 oluyor. Nainggolan'ın 3. asiste. Burada ne hareketini yapacağız? Hop.
El Şerabi poz veriyor. R1 sol çubuğu sola iki kere itmek bunu yaptırdı. Süper, 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 süper. Arkadaşlar sliderlarla falan hiçbir şekilde kurcalama yapmadım. Hemen de göstereyim zaten onu hiç durdurmadan burada kesmeden hiçbir şeyi. Ayarlar, oyun ayarları diyoruz. Burada sliderları göstereyim sizlere. Zaten maça başlamadan önce de gördüğünüz efsanevi de oynuyoruz. Her şey 50'de olduğu gibi. Bilgisayar da 50'de. Her şey 50'de yani. Taktikten, taktik güzel. Taktik işimize yarıyor. Stefan El Şarabi de Calcio A'da 3. golünü attı. 7-0 oldu arkadaşlar. Burada bakalım ilk şutları işe yarayacak mı? Cacciatore çekemeden burada aldık. Pellegrini lan. Bizim çöp kaleci Alisson. Dün 5 tane gol yiyen Alisson burada kurtarışı yaptı. 90+2'de. Hakem bakalım bitirecek mi yoksa bize bir şans verecek mi? Florenzi güzel. Devam ediyoruz. Defrel 8 olacak mı? Şanslı 8. Defrel. Defrel ortaladı. El Şarabi 8. 8 de oldu. 9 da olur mu? Olmaz o herhalde ama El Şarabi yine pozunu veriyor arkadaşlar. 8-0 inanmıyorum. Kendime inanmıyorum burada. Yani çok rahat, çok rahat. Acayip rahat arkadaşlar. Garanti taktikte iş var. İlerleyen dakikalarda dediğim gibi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Acaba bu taktik nedir de? YouTube'da FIFA çekenler de kopyalasın arkadaşlar. Siz de deneyin. Denerseniz ve böyle sonuçları elde ederseniz eğer yorumlara gelin de tekrar yazın arkadaşlar. Lütfen yani bilmek istiyorum. Şuna bakar mısınız? Hep gol. Başka pozisyon yok. Kaçan pozisyon yok. Direkten dönen pozisyon yok. 11 şut çekmişiz. 9 tanesi kaleyi bulmuş. 8 tanesi içeri girmiş. 61-39 toplu oynama. Rakibimizin bir şutu vardı. Onu da gösterdim sizlere. Bizim Alisson Parker. Şey yaptı, kurtardı. Milinkovic Savic. Oha! 3 tane adam 10'da 10 aldı. 4 tane De Rossi de 10'da 10 almış. Vay be! İlk 11'de başlayan en düşük not 9.2. Alisson 9.4. Cengiz. FIFA tarihinde böyle maç yapmadım arkadaşlar. Efsanevi de en zor seviyede böyle maç hakikaten 20 senedir FIFA oynuyorum. Hiç yapmadım. En güzel maçımı sizle beraber yaptım. Milinkovic Savic'den 4 tane gol birden. Cengiz bir tane attı. El Şarabi yedek girdi 2 tane attı. Edin Dzeko attı. Asistler Nainggolan'dan 3 tane. Alessandro Florenzi'den 2 tane. Defrel'den 1. Malcolm, De Rossi. Onlar da asist yapmışlar. İnanılmaz bir maçla başladık bölümümüze arkadaşlar. Roma kariyerimiz felaket gidiyor. Liverpool'a gerçekte yenilmemize rağmen Roma ile burada coşuyoruz, coşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi önümüzde yine bir zayıf takım vardı. Antrenman geldi. Malcolm'la antrenmanı en son yapmışız. Onun yerine o zaman genç birden genç üçü yapacağız. Milinkovic Savic bizim 4 gol atan oyuncumuz burada. Dribbling yükselsin diyoruz. Hop süper. 2 tane de aldı. Adamın gazına bakar mısınız? Bu arada Umtiti de 84'e yükseldi ama savunmada fazla sevmediğim bir oyuncu Umtiti. Bizim Kostas Manolas Umtiti'den kat kat güzel oynuyor. Onun yerine de ara transferde belki bir şeyler yapabilirim. Bu bölümde ara transfer dönemi gelmeyecek ama önümüzde mahvetmemiz gereken bir Cagliari maçı geliyor arkadaşlar. Cagliari'ye karşı da bir en azından 5 atarsak süper olur. Şimdi Cagliari maçımıza geçiyoruz. İç sahada evimizde bakalım ne yapacağız. Deplasmanda az önce 8 tane attık. Şimdi formamızı ne yapalım? Yine siyah formayı giyelim. Siyah formayla kötü sonuç alana kadar giymeye çalışacağım. Burada herkes %100. Taktiğimizdeki modifikasyonu biraz görüyorsunuz burada arkadaşlar. Cengiz Ünder ve Malcolm'u biraz içeri çektim. Florenzi ile Kolarov'u da biraz ileri gönderdim. Tek değişiklik buydu. Yalnız önemlisi talimatlar. Verdiğim talimatlar çok önemli. Onları da artık Juventus maçından sonra gösteririm sizlere arkadaşlar. Şimdi Stadio Olimpico'ya gidelim. İkinci maçımızda ikinci dominasyonumuza çıkalım arkadaşlar. Yağmurlu bir hava var Roma'da. Evimizde bakalım bu sefer Cagliari'ye karşı nasıl bir sonuç alabileceğiz? Evimiz mi bize uğurlu gelecek yoksa deplasmanlar mı uğurlu gelecek? Hep beraber göreceğiz. Şimdi maçımıza başladık. Takımımıza başarılar diliyoruz. Daya Roma diyoruz. Bol gol istiyoruz. Haydi çocuklar bakalım. Sergei burada kaç gol atabilecek? Dzeko. Edin Dzeko. Verdi Cengiz'e. Cengiz Ünder. Güzel vücut kullandı. Süper vücut kullandı. Cengiz geri çıkardı. Kolarov'a. Kolarov.
Verdi Nainggolan'a. Raja Nainggolan. Şimdi oynadı De Rossi'ye. Daniele De Rossi. Burada Dzeko'yu buldu. Dzeko vücudu kullanıyor. Dzeko güreşiyor. Şutu çekti. Malcolm'a gelen top. Malcolm'un ortası Milinkovic'e gelmedi. Kolarov yap ortanı yapamadı ama topu da tuttu. Kolarov süper. Ortayı da yaptı. Aha tekrar Kolarov'a güzel. Sergei Milinkovic. Nainggolan. Olmadı. Kaleci uzun gönderiyor. Sergei karşıladı. Şimdi Nainggolan verdi burada Dzeko'ya. Dzeko bıraktı. Malcolm gol pozisyonu. Aa, adam çizgiden çıkardı. İnanmıyorum, gol oldu sandım. Neyse Sergei. Sergei verdi Cengiz'e. Cengiz'den Nainggolan. Tekrar Cengiz. Cengiz golle başlıyor. Nainggolan asistlere devam ediyor. Cengiz'le asker selamımızı veriyoruz arkadaşlar. 1-0 öne geçiyoruz. Burada biraz direndi rakibimiz ama mükemmel paslaşmalar, mükemmel bir verkaç. Cengiz Ünder bizi 1-0 öne geçiriyor. Dzeko pasını verdi burada Nainggolan'a. Dzeko kaçıyor. Nainggolan ara pası deniyor Dzeko'ya. Olmadı. Arkadaşlar burada ilk yarı 1-0 bitti maalesef. Sadece maalesef diyorum. Çünkü rakibimiz sağlam dayanıyor. Yani bizim taktiğimize göre iyi oynuyorlar harbiden. İkinci yarıda bunları iyice açmaya çalışacağım. Bakalım, Cengiz'in tek golüyle üstünlüğümüz devam ediyor. Burada ikinci yarıya başladık. Alessandro Florenzi verdi burada Raja Nainggolan'a. Onun bir küçük sakatlığı olmuş. Umarım uzun bir şey olmaz maçtan sonra. Şimdi Dzeko verkaç güzel Cengiz'le. Cengiz'in üstünde 2 tane adam var. Hatta 3 tane adam da diyebiliriz. Cengiz ortayı yapıyor. Arkada Malcolm'a doğru. Sepitelli mi diye düşünüyordum orada kendi kendime. Şimdi Malcolm korneri kullanacak. İçeri kesiyor Malcolm. İçeride kim var? Florenzi. Kaleci Cragno inanılmaz kurtardı. Neyse atak devam edecek derken bize geldi yine. Nainggolan kaptırmıştı. Kolarov pası verdi burada Malcolm'a. Malcolm geçti gibi. Dzeko yetişemedi. Ve top taca çıkmadı mı? Çıktı. Çıkmamış. Enteresan. Orada herkes sesini kesti. Ben de taç oldu sandım. Neyse burada Dzeko kaptı bizim için. Malcolm. Cengiz boşta. Cengiz. 2. Yine Nainggolan. Yine Cengiz. Asker selamımızı çakıyoruz tekrar. 2-0 oldu arkadaşlar. Rakibimizi açması biraz zor oldu ama... Yani bundan sonrası da gelecektir diye düşünüyorum. Cengiz'in güzel golü. Hakikaten açıldı Cengiz. Calcio'da 6. golüne imza atıyor. Bir sürü de asisti var. Cengiz burada 79 overall'da süper devam ediyor. Bekledi burada, Dzeko'ya verdi. Edin Dzeko. Kaçacak oyuncu. Nainggolan'ı görmedi. Neyse Florenzi. Florenzi'nin ortası. Dzeko geliyor. Uçarak kafa. Cragno yine kurtardı. Bamba dışarı çıkmadı top. Burada bastırırsak alabiliriz belki. Ionita. Alamadık. Pellegrini pası güzel. Stefan El-Sharawi verdi kaçacak. Sergei Milinkovic. Bu maçta golü yok Sergei'nin. Burada gol atmaya gidiyor. Sergei'nin önü bomboş. Sergei yalnız gel kucağıma diyor burada Barella. Ama El-Sharawi araya girdi. Güzel. Pellegrini. Sergei. Şimdi Dzeko'ya verecek. Dzeko güzel döndü. Dzeko. Kaleci Cragno da güzel çıktı ya. Adam bir sürü kurtarış yaptı. Acaba onu mu alsak? Ne yapsak? Şimdi Cengiz korneri kullanıyor. Ön direkte Dzeko'ya doğru. Sigarini arka direkte boş adamımız vardı. Sigarini yatarak rovaşata gibi bir hareketle uzaklaştırdı. Ve burada çıkarken adama faul yaptık kapacağımız yerde. 87. dakika, durum hala 0-0 arkadaşlar. Burada Cengiz'e güzel bir pas. Cengiz'le belki hat-trick yaparız ama El-Sharawi'ymiş. El-Sharawi nasıl dışarı gönderdi? Tekrar izlemek istiyorum ama gösterecek mi acaba? Burada hemen tekrarı göstermemeye gitti. Göstermeyecek. Adama mı çarptı? El-Sharawi ne yaptı bilmiyorum ama ben orada biraz geciktim sanki. Neyse Sergei. Dzeko. Dzeko'nun pası güzel. Malcolm'a. Malcolm bırakıyor El-Sharawi. Cengiz'e doğru. Burada bir free kick. Free kicklerim o kadar iyi değil aslında arkadaşlar. Yani Malcolm şimdi topun başında burada ama ben... Bilmiyorum atar mıyım ya. Hadi Malcolm göm şunu oğlum. Malcolm geliyor. Malcolm vuruyor kalecinin üstüne. Berbat frikiklerim var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burada sadece 2-0 kazanacağız gibi geldi bana. Evet. Hakem bitiriyor arkadaşlar. 2-0 kazandık. 8-0'ın üstüne 2-0. O kadar iyi olmadı Cagliari'ye karşı ama rakibin kalecisinden
En az böyle 3 tane güzel kurtarış oldu. %100'lük gol pozisyonlarında. 12'ye 9 yine şutlarımız yüksekmiş. Geçen maçta çektiğimiz şut sayısını yine burada çektik ama kaleciyi sadece 2 kere geçebildik. Radja Nainggolan maçın adamı olmuş. 2 asisti o yaptı Cengiz'e. Cengiz de 9.5 ile ikinci en güzel oyuncumuz oldu. Şimdi ilerliyoruz ve önümüzdeki Spal maçına geçiyoruz. Juventus bundan sonraki maçmış. Burada arkadaşlar ben yedek kadrosunu kullanacağım. Aa, Nainggolan'a ne olmuş bu arada? Oyuncu 2 ay. Ayak parmağında kırık tespit edilmiş. 2 ay yok olacakmış Nainggolan. Hiç iyi olmadı ama burada işte şimdi El Shaarawy'ye fırsat doğdu. Bakalım El Shaarawy'ye hemen direkt ofansif orta sahaya yapıştıralım. Yedeklere de Gerson gelsin. Böyle devam edeceğiz. Yalnız Spal'a karşı yedek kadromuzla oynayacağız. Çünkü bir sonraki maç Juventus'a karşı olacak. 4. durumdaki Juventus. Bizim şu an puan farkımız 4. Bir maçımız eksik. Onu da yapsak 7 olur. Inter'e karşı gayet iyiyiz. Şimdi Spal maçımıza ilerledik. Ben yedek kadronun dizilişini de aynı şekilde yaptım. Az kadromuz gibi ve talimatları da değiştirdim. Onları da size Juventus maçından sonra göstereceğim. Bu maç akşam maçı olacak. 8'de olacak. Yağmur var yine. Şimdi yedek kadromuzla çıkalım. Bakalım bu talimatlarla nasıl bir sonuç alacağız evimizde. Tekrar Stadio Olimpico'dayız. Üst üste 2 maç evimizde oynuyoruz. Geçen maç bize fazla iyi gelmedi aslında. 2-0 biraz azdı az kadromuzda Cagliari'ye karşı. Burada şimdi yedek kadroyla bakalım Spal'a karşı ne yapacağız. Kolarov burada hem asta hem yedeklerde var. Çünkü yeterince kadar iyi oyuncumuz yok yedeklere koyacağım. Onu sağ beke koydum burada. Gerson ilk atakta geldik bu arada. Gonalons Pellegrini'ye verdi. Pellegrini'nin pası. Mirko Antonucci Pellegrini'ye oynayacak. Ah, geçmedi. Kaleci Meret uzun gönderiyor. Gonalons karşıladı. Karsdorp. Gerson hemen bekletmeden Antonucci'ye verdik. Şimdi Pellegrini. Burada kaçan oyuncu Karsdorp. Ondan Defrele. Antonucci bomboş. Ve gol. Mirko Antonucci. Genç oyuncumuz burada. Süper şeyler yapıyor. Bomboş kendini orada sakladı ve golünü attı. 16. dakikada Spal'a karşı 1-0 öne geçiyoruz. Mirko Antonucci'nin golüyle. Kaleci Meret üzünlü. Burada tekrar izliyoruz golü. Karsdorp verdi Defrele. Defrele'nin asisti. Mirko Antonucci ile plasayı çaktık arkadaşlar ve golü attık. 1-0 öne geçtik. Haydi çocuklar, haydi gençler. Bizim yedek kadromuz da burada coşsun diyoruz. Hedefimiz 5 maçta 20 gol. Şu ana kadar 11 gol attık. Peşine de zaten Sassuolo ve kim maçı var? Juventus maçı var. En önemlisi o. Bakalım çözebilecek miyiz, atabilecek miyiz? En azından hiç gol yemedik arkadaşlar. Şu ana kadar ilk 2 maçta sadece 2 şut kalemizde gördük. İkisi de sorunsuz şutlardı. Şimdi Silva getirdi, ortaladı. Gonalons'un kafası. Meret, Antonucci. Kolarov, Fazio kaptırdık. Antonucci, Skorupski kurtardı. Rakipte bir tane Antonucci. Bizde Antonucci var, rakipte Antonucci var. Bu adam Anten, bizimki Anton. Az kalsın da kaptı burada Fazio'dan topu. Golü de atıyordu ama bizim yedek kalecide de iş varmış. Adam transfer olmak istediğini dile getirdi transfer döneminde. Çünkü oynatmıyorduk onu şu ana kadar. O da mutsuz burada. Aaa, Flokkari. Yani... Sen iki tane takıma karşı az kadroyla oyna, sadece kalende bir şut gör iki maçta da. Burada gel bir zorlu kurtarış, bir de direk yani. Amalfitano'ya faul yaptık 43. dakika. Flokkari hemen oynayacak mı? Oynadı. Amalfitano'yla güzel paslaştılar. Flokkari, Viviano, Antonucci yine kaçırdı. Büyük şans yani, rakibimiz şu ana kadar bizden üstün oynuyor arkadaşlar. O 8-0'lık maç neydi öyle ya? Yani Pellegrini şimdi burada belki ikinci golü bulabiliriz ilk yarıyı kapatmadan ama yani yine de direkten dönen topla beraber neredeyse iki gol atıyorlardı. Burada bizden üstünler şutlarda, öyle gördüğüm gibi. Yo, biz üstünmüşüz ama genel anlamda maça bakarsanız rakibimiz bizden daha üstün. Şimdi ikinci yarıya değişiklik yapmadan başlıyoruz. Oyuncularımız yetersiz geliyor sanırım bu taktiğe, bizim yedek oyuncularımız. O yüzden sıkıntılar oluyor. Defansımızda biraz boşluklar oldu mu? İşte rakibimiz tehlikeyi yaratıyorlar. Pellegrini orta sahada çaldı. Gerson güzel. Defrel. Karsdorp bomboş. Sağ bek oyuncumuz kalecinin üstüne vurdu doğal olarak. Yani sağ beki sağ kanatta oynatırsak olacağı bu arkadaşlar. Pası verdi Karsdorp'a. Az önce golü atamadı Karsdorp. Bakalım burada güzel bir orta açabilecek mi? Karsdorp güzel getirdi. Çekti geri. Kısa oynayacağız. Defrel.
Pas güzel Pellegrini. Gerson. 2-0. Genç oyuncularımızla gollere devam ediyoruz. Burada Gerson çay karıştırıyor. Yani Türklere göre bu çay karıştırma, yabancılara göre çorbayı karıştırma. Yani ortalıkta bir şeyler oldu falan gibisinden. Florenzi ile Kolarov'u değiştireceğim. Çünkü Kolarov 2 maçta da oynayacağı için, bir sonraki maçta da yine oynayacağı için fazla aşırı yorulmasın. Zaten yorgundu. Burada Florenzi girsin. Bakalım Florenzi nasıl bir katkıda bulunacak bu taktiğe. 2-0 oldu bizim gençlerimizle. Şimdi devamını istiyoruz. Haydi çocuklar saldırın. Amalfitano, rakibimiz çok tehlikeli geldi. Spal illa gol atacağım diyor burada. Cavaliero, Skorupski ortayı, yerden gelen ortayı süper kesti. Ve şimdi Karsdorp'a top. Spal 86'da korner kazandı. Kaleci de gelmiş. Yani bayağı bir zaman var. Eğer alırsak boş kaleye gidip gol atabiliriz. Gol yemeden Skorupski. Skorupski ile indireceğim ve uzun bir top göndereceğim arkadaşlar. Uzun bir top göndereceğim. Belki kaleciyle gol atarım. Skorupski uzun gönderiyor. Burada kaleci Meret. Ah. Skorupski'nin şutu yeterli kadar sert değildi. Sanırım plase vurmalıydım. Bir de ceza sahasını geçtikten sonra vurmam gerekiyordu. Neyse. Olmadı arkadaşlar. Sionek, Fazio araya girdi. Fazio verdi. Gonalon burada hakem bitirebilir veya bir şans verebilir. Defrel, Antonucci. Mükemmel. Antonucci'nin hızı yalnız yok. Sol kanat oyuncusu olmasına rağmen ama burada 2-0 kazanmayı başarıyoruz sadece. Fazla gol olmadı. Yine geçen maç gibi burada da 2-0 bitti. Rakibimiz de bayağı bir saldırdı. Bizim yedek kadromuz fazla iyi değil aslında. Biz genç oyuncularla, biraz daha farklı genç oyuncularla ya da altyapıyla bizim ikinci kadromuzu geliştirmemiz lazım. Defrel maçın adamı olmuş. Antonucci de 9.0 almış. Devam edelim. Şimdi büyük maç geldi arkadaşlar. Juventus'a karşı yeni taktiğimizle, az kadromuzla mükemmel bir şekilde yenebilirsek eğer, sizlere şu ana kadar bahsettiğim talimatları göstereceğim arkadaşlar. Basın toplantımızı yapalım öncelikle. Takımımızı övüyoruz çünkü mükemmel bir galibiyet serisi yakaladık burada. Rakibimiz Juventus'a karşı deplasmana Torino'ya gideceğiz. Zorlu Juventus deplasmanına gideceğiz. Şu an liderliğimiz 5 puan. Inter bizim... pardon 7 puan. Inter'e karşı 7 puan üstünlüğümüz var. Zaten Juventus da bizi yakalayamaz. 14 puan gerimizdeler. Hatta 15 puan gerimizdelerdi sanırım. Biz siyah formamızı giymeye devam edelim. Yo, olmaz şimdi böyle yani. Juventus çubuklularını giymezse olmaz. İyi, uyuyor her şey. Takımımız bu. Kolarov solda biraz yorgun. Florenzi de aynı şekilde biraz yorgun ama sıkıntı yok arkadaşlar. Süper taktiklerimizle gollerimize devam edeceğiz. Paulo Dybala'yı şimdi gidelim. Biraz mahvedelim Torino'da. Dev maç için tribünler tıklım tıklım. Allianz Stadyumunda Torino'da rakibimiz zorlu Juventus olacak. Dev maç için herkes hazır. Biz de hazırız. Şimdi hakem düdüğü çaldı ve maçımıza başlıyoruz. Higuain vurdu. Maç başladı. Roma'ya başarılar diliyoruz. Daye Roma diyoruz ve maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Marquisio uzun gönderdi. Kolarov. Cengiz Ünder El Şarabi'ye verdi. El Şarabi şimdi merkezi ofansif orta sahada. Nainggolan biliyorsunuz gitti. El Şarabi çok süratli, güzel içeri girdi. Golle başlar mıyız? El Şarabi çıkardı. Milinkovic direkten döndü. Bomboş gördüm adamı ama direkten döndü. Şimdi kontra atakta Juventus geliyor. Higuain, De Rossi aldı Higuain'den. Pası Alexandro, Malcolm memleketlisi çaldı. Tekrar aldı Malcolm ondan. Güzel. Malcolm geri çekti burada. Milinkovic. Yo, El Şarabi. Milinkovic geldi. Milinkovic. Kaleci Szczesny. Kalede Buffon yok. Acaba neden yok? Buffon acaba fazla para eder mi? Onu alsak mı? Ne yapsak? 39 yaşında sanırım ya da 38. Neyse biz önce şu galibiyeti alalım buradan. Matuidi kafayı vurdu Dzeko'dan önce. Taç bizim. Cengiz tacı kullanıyor. Kolarov. Cengiz. Cengiz hareket çekti. Cengiz içeri doğru sokulacak. Cengiz pasını verdi burada El Şarabi. Stefan El Şarabi. Sergei Milinkovic'i buldu. Ondan burada Malcolm'a. Dzeko ve gol. Rakibimizle dalga geçercesine paslaşıyoruz burada arkadaşlar. Edin Dzeko ne yapıyor? Yine samba yapıyor. L2 artık işte sağ çubukla da bir şey yapınca samba oluyor arkadaşlar. Edin Dzeko sambaya devam ediyor. Burada paslaşmalar mükemmel. Sergei Milinkovic uzakta. Malcolm'u gördü. Malcolm tek top. Dzeko gelişine vuruş.
1-0 öne geçtik. Gol krallığında yükselişe geçti Edin Dzeko bu arada. Tabloda gördüm ben. Onu da sonra göz atarız gol krallığına ve asist krallığına. Şimdi Deşilio ile rakibimiz geliyordu ama Kolarov araya girdi, kaptı. Sergei Milinkovic pası verdi burada Cengiz'e. Cengiz, Dzeko verdik, kaçıyoruz. Stefan El Sharawi kontrol biraz iyi olmadı ama tekrar aldı. Zar zor, sidik zoruyla tutuyoruz burada arkadaşlar. Malcolm açtı. Şimdi Florenzi'de top. Florenzi ortayı yapıyor. Edin Dzeko Chiellini'den önce vuramadı. De Rossi atak devam edecek. Malcolm güzel döndü. Yalnız Alexandro'dan sıyrılamadı. Uzaklaşan top. Higuain indirdi. Çok tehlikeli. Bernadeschi 2-1. Bernadeschi. Ama burada kanmadık. Manolas'la süper defans. İlk yarının son dakikaları arkadaşlar. 45+2. Rakibimize bir şans verecek mi hakem? Bernadeschi verdi. Higuain. Gonzalo Higuain ortalarsa tehlike olabilir. Bu sefer yattı yere bizim oyuncu. Manolas ama Higuain'in şutu berbat. Alisson'da kaldı ve maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatıyoruz. Mükemmel tek golle, Edin Dzeko'nun tek golüyle 1-0 önde kapattık. İkinci yarı için bir değişiklik yapmadan şimdi ikinci yarıya başladık. Daya Roma diyoruz, farkı açmamız lazım. Hedef 5 maçta 20 goldü. Şu ana kadar kaç oldu arkadaşlar? 13 mu oldu? Yani son maçımızda 7 gol atmama gerekmemesi için burada biraz daha açmamız lazım farkı. Sergei Szczęsny. Corner'ı Malcolm kullanacak. Ön direkte Edin Dzeko geliyor. Kafayı vurdu. Zayıf bir kafa oldu. Szczęsny'de kaldı. Şimdi Cengiz pasını verdi. Dzeko. Kolarov bindirdi. Dzeko'ya, Cengiz'e gönderdi tekrar. Cengiz çıkardı. Sharawi gol! El Sharawi golünü atıyor. Burada ne hareketi çeksek? El Sharawi ile bakalım ne yapacaksın lan? Oo, rakibimizi öldürdüm diyor. Yani bitti. Torino'da Roma taraftarları sevinçli. Burada golü tekrar izleyelim. Burada Cengiz'le biraz fazla baktım. Dedim boşta kim var? El Sharawi son anda gördüm. Gelişine güzel vurdu El Sharawi. Şu ana kadar inanılmaz oynuyor. O da 5 gol atmış Serie A'da 90 dakika forma giymemesine rağmen çoğu maçta ama. Süper gidiyor El Sharawi böyle. Umarım devam eder. Bernardeschi. Ben bu adamı Bernardeschi diyordum şu ana kadar. Nedense Bernardeschi. Aa, alamadık. Marquisio, Claudio Marquisio dışarı gönderdi. Juventus'ta bazen tehlikeli geliyor. Paulo Dybala şimdi oyundan alınıyor. Paulo Dybala'nın yerine kim girdi? Aa, Muniain girmiş sanırım. Genç oyuncu Muniain. Kalecimiz Alisson. Manolas oynadı. Milinkovic Savic, Sergei. Rakibimiz artık full ofansifte. Şimdi boşluklar, zibil. Güzel pas Kolarov'dan Cengiz'e. Cengiz çekti geri. Cengiz arkada bomboş. Malcolm'a mükemmel bir pas. Ve 3-0 oluyor. Cengiz'in ikinci asisti. Burada Malcolm'la sevineceğiz şimdi. Sevinme sırası Malcolm'da. Ama Cengiz'in asisti inanılmazdı arkadaşlar. Tekrar izleyelim. Cengiz'le burada Malcolm geliyordu. Çaprazdan güzel pas verir dedim Cengiz ve verdi. Rakibimiz Juventus'a acımıyoruz. Hem de sağlarında 3-0. Darma duman ediyoruz ve şimdi 4'ü arayacağım arkadaşlar. 5 olsun burada, süper olsun. 75. dakika çünkü. Daha zamanımız var, artık hala full ofansifte kalacak bunlar. Alırsak tehlike yaratırız. Matuidi. Juventus son bir değişiklik yapıyor. Pjanic girdi Marquisio'nun yerine. Şimdi De Rossi. Florenzi'ye verdik. Florenzi bu maçta pek atak yapmadı. Florenzi gitti. Florenzi burada destek veren El Sharawi var. Stefan El Sharawi çekti geri, ortayı yaptı. Herkesi geçti. Cengiz de orada farkına varmadı ama top yine bize geldi gibi. Evet, güzel. El Sharawi süper. Malcolm, Sergei, Cengiz mükemmel paslar. Süper. Sergei 4 gol atan Sergei Kievo'ya 4 gol atan adam. Burada inanılmazı başarıyor. Dışarı gönderiyor. Dördüncü golü bulamadık. O kadar güzel paslaşmanın sonrasında. Bernardeschi şimdi ara pasını verdi. Deşiliyor. Matteo deşiliyor. Ortayı yaptı. Higuain, Alisson kurtardı. Top kornere gitti. Şimdi topun başında Alexandro var. Alexandro, ben burada gideyim Higuain'i biraz daha tutayım. Ama kafayı vurdu yine. Alisson bu sefer çıkmadı. Övedes. Dışarı gönderdi. Bizim kaleciyi görüyorsunuz mu arkadaşlar? Alisson. Bernardeschi. Pas hatası bizden. Alisson'dan Bernardeschi. Muniain ve gol. Burada benim pas hatamdı. Bölümümüzün ilk golünü yiyoruz. 90+3'te yani. Ben sol ve sağ bekleri hani ileri gönderdim ya biraz. O yüzden böyle kısa paslar
garanti rakibe gidiyor eğer full ofansif delerse. Golü yedik aslında, hiç iyi olmadı arkadaşlar. 3-1. Kapatacak mıyız yoksa bir şans daha verecek mi hakem? Veriyor sanırım. El Sharawi verdi Florenzi'ye. Florenzi ortaladı, Chiellini'yi geçemedi ve burada hakem şimdi bitirecek. Yine de rakibimize 3 tane salladık arkadaşlar. Ve güzel bir sonuçla evimize döneceğiz ve bölümümüzü son maçta Sassuolo'ya karşı kapatacağız. Burada maçın adamı nasıl olmuşsa Malcolm olmuş. Cengiz de 9.5 aldı. Aslında Cengiz maçın adamı olması gerekiyordu. Bir gol Malcolm'dan. Dzeko, El Sharawi, tamam. Malcolm da bir asist yapmış adam. O yüzden tamam. Yine 11 şut çekmişiz. Bu sefer toplam kaleyi bulan 7'ymiş. Bir direkten dönen topumuz vardı. Bir de Milinkovic'le kaçırdığımız 4. gol vardı 3-0 iken. İnanılmazdı ama yine de 3-1 mükemmeldir. Aynı ayar devam ediyor. Inter ve Lazio hariç burada ilk 6'da gördüğünüz takımlara karşı 3-1 galibiyetlerimiz oldu. Milan'a karşı 3-1 oldu. Juventus'a karşı 3-1 oldu az önce. Napoli'ye karşı 3-1 olmuştu Milan'dan sonra. Lazio'ya 2-0 yenildik. Namağlüplüğümüz bitti ama Inter'i de 2-1 yenmiştik. Bu arada ben ne demiştim arkadaşlar? Şimdi özel talimatlarımı göstereceğim sizlere. Az kadroma uyguladığım ve yedek kadrosuna da uyguladım bunu. Şimdi talimatlar önemli. Yani burada kadroda zaten sizlere söyledim. Cengiz Ünder'le Malcolm'u bu şekilde biraz daha içeri getirdim arkadaşlar. Yine de sol kanat kalıyorlar. Sol ve sağ kanat kalıyorlar. Kolarov ve Florenzi'yi ileri çektim. Ve bunlar sol kanat bek kalıyorlar. Ve sağ kanat bek oluyorlar bu sefer. Kalıyorlar diyorum. Tek değişiklik bu dizilişte. Talimatlarda ise bütün forvetler Cengiz ve Malcolm ileride kal. Zaten Dzeko ileride kalıyor, normal o. El Sharawi de ileride kalacak ve orta desteğinde orta için ceza sahasına gir talimatını veriyorsunuz. Burada iki tane orta saha, merkezi orta sahalara daha defansif olan adama geride kal diyorsunuz. Ben burada De Rossi'ye dedim ve agresif top kesme diyorsunuz ki çabuk çalsın topları. Milinkovic Savic de daha ofansif olan oyuncumuz da ileri çık talimatı ve orta desteği için orta için ceza sahasının dışında kal talimatı. Yani orta gelince orada eğer rakip karşılarsa kafayla belki Milinkovic Savic orada orta dışarıda kaldığı için o topu alır da tekrar bize kazandırır ve şu ana kadar da oluyor gibi görünüyor bana. Kolarov ve Florenzi için son olarak her zaman bindirme yap diyoruz. Ben normalde ataklarda geri kal diyordum. Bu tabii ki Ultimate Team'de mesela squad savaşları oynarsanız eğer böyle bir taktik yaparsanız dağıtılırsınız. Yani efsane bir de hiçbir zaman yenemezsiniz ama her zaman bindirme yap burada zayıf takımlara karşı iyi yarıyor. Gördüğünüz güçlü takımlara karşı da fena değildi. Özel taktiklerde ise arkadaşlar benim özel taktiklerimi zaten görmüştünüz. Tek değiştirdiğim şey burada. Defansta presi 75'e yükselttim 60'tan. Agresifliği de aynı şekilde 75'e aldık. Bunun nedeni de şu arkadaşlar. Eğer atak yaparken topu kaptırırsak defanslarına hemen pres yapalım da topu tekrar kazanalım. Onlara şans vermeyelim organize olmalarına. Direkt o yüzden hemen herkes saldırsın. Yani sahanın ilerisinde pres yapmaya başlasın. Bunların nedenleri buydu. Şimdi Sassuolo maçına ilerleyeceğiz. Son maçımıza çıkacağız. 5 gol atarsak 5 maçta 20 gol hedefimize ulaşacağız arkadaşlar. Çünkü ilk maçta 8 attık. Peşine 2 attık, 10 oldu. Peşine 2 tane daha attık, 12 oldu. Ve az önce Juventus'a da 3 tane attık, 15 oldu. Ve Sassuolo'ya da 5 tane atarsak iç sahamızda %100 kondisyonlu takımımızla beraber artık hedefimize ulaşabiliriz. Ben başlangıçta söylediğim lafı, o hani 5 maçta 20 gol atalım lafını böyle maçları oynadıktan sonra falan söylemedim. Yoksa öyle bir şey yapma şansım da var aslında yani. Ben bunları bitiririm. Sonra peşine başlangıca bir intro yaparım. Kendiliğimden sonradan çekerim. Öyle bir şey yapmadım. O yüzden burada hep beraber canlı yaşıyoruz her şeyi. Ve şimdi son maçımız için yine Stadio Olimpico'ya, evimize gidiyoruz arkadaşlar. Stadio Olimpico'da hedefimiz en az 5 gol atmak Sassuolo'ya karşı. Bakalım başarabilecek miyiz? Hava çok güzel burada. Yağmur mağmur yok ama biz burada rakibimize gol yağmuru yağdıracağız. Umarım öyle olur. Uzun bir top Florenzi'den ta Cengiz Ünder'e kadar geldi. Beklemedim onu. Kolarov'dan şimdi Cengiz Ünder. Golle başlarsak mükemmel olur. Cengiz. Cengiz güreşti. Cengiz. Cengiz çekiyor geri. Kaptırdı. Güzel aldık. Sergei'nin pası kötü oldu. Güzel, sevinmiştim ama. Şimdi kontra atak yapıyor rakibimiz. Okazaki. Burada Umtiti'yi geçti. Okazaki. Alisson.
Mazzitelli burada az kalsın golü atıyordu. Alisson kurtardı Okazaki'nin güzel şutunu ama bomboş Mazzitelli'ye geldi. Adam da dışarı gönderdi. Çok şanslıyız. Görüyor musunuz hata? Şimdi bizim tekrar bizim şansımız burada. Sergey ile getirdik. Sergey verdi Cengiz'e. Cengiz Ünder ortayı yapıyor. Kafayı vuramadık. Şimdi De Rossi, Daniele De Rossi El Sharavi'ye verdi. Edin Dzeko. Edin Dzeko. Ne oldu? Free kick. Rakibimiz çekti Edin Dzeko'yu ama benim free kicklerim hiç iyi değil arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu. Tam da ceza sahasının dışında. Burada Malcolm'la ne yaparız arkadaşlar? Ne yaparız? Haydi bana söyleyin. Golü atar mıyız? Atar mıyız? Haydi lan Malcolm. At bunu. At bunu gitsin. Malcolm! Begolo! Bu sefer güzel gitti ama. Kaleci Pegolo'nun üstüne gitti. Biraz daha sağa doğru çekmem lazımdı sanırım. Şimdi Malcolm. Atağa destek veren burada Sharavi önünde. El Sharavi süper getirdi. El Sharavi. Arkada Cengiz bomboş. Cengiz orta. Cengiz biraz geç kaldık ya. Ne yaptığımı bilmiyorum burada. Cengiz. Malcolm'u oynadı. Malcolm geri çıkardı Sergey'e. Sergey. Daniele De Rossi. Bombalar mı? Daniele De Rossi. Pegolo'da kaldı. Çok güzel bir şut olmadı. Kaleci Pegolo uzun gönderiyor. Kostas Manolas süper indirdi. El Sharavi şimdi verdi Malcolm'a. Tekrar El Sharavi'nin önüne. El Sharavi! İlk yarının son dakikası. Şu ana kadar gol olmadı arkadaşlar. Ve burada ilk yarı 0-0 bitiyor. Yani ilk yarıda gol atamadığımız tek maç sanırım bu. İkinci yarıda artık 5 tane golü sığdıracağım ben burada. Ne yapayım? İlla her şey ilk yarıda olacak, bitecek diye. Bir şey yok değil mi arkadaşlar? Bakalım hadi. El Sharavi. Pası verdik. Malcolm. Stefan El Sharavi arkada. Güzel bir pas. Mascarell korner 75'te. Hala gol yok. Anlamadım gitti. Neyse Malcolm ön direğe ortayı gönderdi. Ragusa burada çıkacak mı? Çıktı. Ne oldu? Güzel. Korner bizim. Nainggolan'ı özlüyoruz burada. Nainggolan'ı. Ön direğe geldi. Kaleciye geldi. Dzeko. El Sharavi. Malcolm. Malcolm dışarı gönderdi. İnanılmaz bir durum var arkadaşlar. Sağımızda gol atamıyoruz. 1-0 olmadı bile yani. 0-0. Şimdi Malcolm. Dzeko. Dzeko yerde kaldı. Dzeko yere yığıldı adeta. Olmadı. Aha Malcolm çaldı. Malcolm Dzeko'ya verdi. Dzeko sonunda attı. Yani burada az kalsın rezil olacaktık arkadaşlar. Edin Dzeko. 90+2'de Malcolm'un topu çalmasıyla beraber... Güzel oldu. 1-0 oldu. Tekrar izleyelim. Malcolm burada pres yaptı. Rakibinden aldı topu. Edin Dzeko'ya verdi. Edin Dzeko da affetmiyor bu kez. Yani şu ana kadar evimizde sadece 4 gol atmıştık. Bununla beraber 5 oldu ama deplasmanda 1-8. Bir tane de 3 attık. 11 gol attık. Yani Juventus harici bu diğer takımlara Cagliari, Spal ve burada işte Sassuolo'ya karşı birden fazla, ikiden fazla gol atamadık. Az kalsın da adamlar 1-1 yapacaklardı ama araya girdik. Burada bölümümüzü sadece 1-0 ile kapatıyoruz. Hiç iyi oynamadık. Taktik acaba nazar mı değdi taktiğe? Yoksa bazen oyun diyor taktiğini mi değiştirmen lazım? Her zaman aynı taktikle gidersen kötü oynarsın falan. Belki de ilk anda ben taktiği değiştirince o yüzden gaz verdi bize böyle. Sonra yavaş yavaş sönmeye başladı. Öyle mi oldu bilmiyorum ama... Burada maçın adamı doğal olarak Malcolm oldu. Adam topu çaldı. Asistini yaptı. Edin Dzeko da sadece şut çekmesi kalmıştı. Arkadaşlar görüyorsunuz bölümümüzün sonuna geldik ve burada önümüzdeki bölümde transfer yapacağız. Transfer dönemi açıldı. Hangi maçlar gelecek onlara da bir bakalım. Transfer dönemiyle beraber Atalanta maçı olacak. Cagliari'ye karşı şimdi İtalyan Kupası'nda son 16 maçımız çıkmış. Inter Milan peşine Sampdoria ve... Hellas Verona öyle bitiririz arkadaşlar ve aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde son 16 rakibimiz Basel olmuş. Kolay bir takım yani Basel'i dağıtmamız lazım. Basel'le de güzel maçlar yapıp çeyrek finale adımızı yazdıracağız. Ne olmuş burada bize milli takım teknik direktörlük teklifleri geliyor ama kabul etmeyeceğim şimdilik. Bu arada bizim bütçemiz ne? Bütçemize bakalım. 4.3 milyon herkesin transfer tavsiyelerine bakılırsa. Bizden bir kaleci alınması isteniyor. Biz Alisson'u satıp kendimize farklı bir kaleci alacağız. Donnarumma'yı çok isteyen var biliyorum arkadaşlar. Donnarumma'yı ben de almak isterim ama Fenerbahçe'yle transfer etmiştim ben Donnarumma'yı. Sanırım 50 küsür milyon vermiştim. Vermem gerekmişti. Onun altını istememişlerdi.
O yüzden ben burada şimdi ne yaparım? Alisson'u satsam eğer 25 yaşında 30 milyon ancak 40 milyon elde edebiliriz belki Alisson'dan. O da yetmez çünkü şimdi 4 milyonumuz var sadece. Bu arada bu listeye gelmişken ben şu Malcolm'un forma numarasını değiştireyim. 10 numarayı vermişler. Totti'nin daha kimseye verilmeyecek 10 numarasını Malcolm'a vermişler. Onun numarasını ben Malcolm'u kaç numara yapayım? 19 numara yapayım. 10 biraz yanlış olur. Şimdi takımımızda kimseye onu vermiyoruz. Takımın felsefesini takip ediyoruz burada. Satacağım başka bir oyuncu da görünmüyor sanki. Ne yapabilirim ki? Mesela çoğu oyuncuyu satamıyorum. Karzop'u mesela satabilirdim burada. Satamıyorum ama Gerson satılabiliyor. Gerson da genç bir yetenek. Yalnız ben ne bileyim. Yani çoğu oyuncu yeni gelmiş Roma'ya. Bir sürü de kiralık oyuncumuz var yani. 100 tane kiralık oyuncumuz var arkadaşlar burada. Görüyorsunuz lan bu ne kadar oyuncu. Vay be Mustafa Sek. Bir sürü oyuncumuz var. 39 yaşında zaten Bogdan Labont kalecimiz var. Onunla da bazen oynarız. Ama bilmiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışırım arkadaşlar bir dahaki bölüme. Burada hatta gelmişken bir de istatistiklerimize göz atalım her zamanki gibi. Gollere geldiğimizde Edin Dzeko 16 gole yükseldi. Sanırım geçen bölümün sonunda 13 golü mü vardı? Emin değilim. Neyse 16 gol 7 asist. Cengiz Ünder 11 gol 8 asistle Nainggolan'ı yetişmiş. Nainggolan biliyorsunuz sakatlandı ikinci maç. Üçüncü maçımızda kötü oldu. 11 gol 9 asist. Yani bu maç bu bölümde 3 asist 4 asist falan vardı Nainggolan'ın. Milinkovic-Savic coştu ilk maçta ama gerisi gelmedi. 4 gol attı bir maçta. Peşine bir şey yapamadı. El Sharavi'den 3 gol vardı sanırım. Malcolm ne yaptı? Bir gol attı sanırım. Bir de bir iki tane de asist yaptı. Antonucci gol atmış. Genç oyuncumuz Antonucci. Ve ayrıca Defrel'den sanırım bir asist olmuştu. Onun haricinde bir de bakalım. Gol yenmeyen maç sayısı bizim Kazma Alisson'un 27 maçta 10 tane gol yemeyen maçı çıkmış. Yani hiç iyi değil aslında benim takımlarımda. Genelde kaleciler biraz daha fazla gol yenmeyen maç orantısı oluyor maç başına bakılırsa. Neyse. Bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölümü izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde transfer yapacağız ve mükemmel maçlar yine devam edecek. Bu bölümde toplamda sadece 14 gol attık. 20 gollük hedefimize ulaşamadık ama yine de güzel bir bölümdü. 8-0'lık bir maçımız oldu başlangıçta. Ben ona inanamıyorum hala ama öyle maçların devam etmesini istiyorum. Bu arada Twitch'te beni takip etmek istiyorsanız Fortnite İngilizce canlı yayını eğer geçen bölümde duymadıysanız linki açıklamada olacak ve benim YouTube kanalım da var. Prodigy diye bir YouTube kanalı. Benim kanalımda giderseniz mutlaka takip edin. Yazan sağ tarafta kanallar var. Orada görebilirsiniz linkini. Ona da tıklarsanız ve abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.